Bir özel röportajda daha birlikteyiz. Hakan Binbaşgil burada, Akbank CEO'su. Hakan Bey, hoş geldiniz. Bankalarla konuşmaya devam ediyoruz. Geçen yılın hakikaten kredi yükünü omuzlayan birimler, bankalar. 1 trilyona yakın kredi yaratıldı neredeyse Türkiye'de. Hakikaten korkunç bir rakam. Çok da zor bir yıldı. Hem birazcık belki ondan bahsederiz, hem bu sene nasıl görünüyor bankacılık sistemi. Biraz da tabii sektör değişim halinde. Acaba nereye gider? Hani bu Future of Banking falan diye aslında çok yaldızlı şekilde, ama yani hakikaten bankacılık değişiyor. Bu personel politikaları için de çok önemli. Reel sektör için de öyle, bankacılık için de öyle. Size birazcık o sorunları yönelteyim istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Biraz makroekonomi konuşalım. Geçen sene çok zorlu bir yıldı. Ciddi bir canlandırma bankalar kanalıyla gelen kredilerle ekonomi ayakta kaldı. Salgın hastalık yılında 1.8 büyüdü. Ender büyüyen ekonomilerden biri olduk. Tabii biraz yan etkileri de var. Onu da soracağım. Bu seneyi nasıl görüyorsunuz? Çünkü tahminler yavaş yavaş yukarı doğru revize ediliyor. 4 diyen var, 5-6 bekleyen var. Büyümeyi bir banka olarak Türkiye'de 2021 yılında siz nasıl okuyorsunuz? Evet. 2021 tabii daha iyi bir sene olacak. Hepimizin bu konudaki beklentisi zannediyorum çok paralel. Ama belki 2021'i de ikiye ayırmak lazım. Yani 2021'in ilk yarısı ve ikinci yarısı. İşte demin siz de bahsettiniz. İşte sabah da yeni enflasyon rakamımız açıklandı. İşte yüksek seyrediyor enflasyonumuz ve muhtemelen de işte Nisan'a kadar falan muhtemelen böyle bir yüksek bir seyir izleyeceğiz. Ve dolayısıyla tabii şimdi bizim ülke olarak birinci önceliğimiz enflasyonu kontrol altına almak ve bir sıkı para politikası izlemek, ki bunun ben çok doğru olduğunu gerçekten düşünüyorum. Yani çünkü bu sorunlara iki türlü yaklaşabilirsiniz. Yani kısa vadeli çözüm, uzun vadeli çözüm. Uzun vadeli düşündüğünüz zaman bu sıkı para politikası olması gereken bir şey. Dolayısıyla faizler biraz yüksek seyrediyor. Muhtemelen de yılın ilk yarısında bu şekilde devam edecektir. Tabii böyle olunca da büyüme olsun, kredi talebi olsun, ilk yarıda biraz daha dar bir marjda gidecektir diye tahmin ediyorum. Ama ikinci yarıda tabii özellikle enflasyonun biraz daha kontrol altına alınmasıyla birlikte yavaş yavaş burada da aşağı yönlü faizlerin gidişatını görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buradan çok soru var aslında. Bak bak size sorayım. Şimdi Merkez Bankası'nın politikasını doğru buluyorum dediniz. Tabii faizler artıyor enflasyonu kontrol etmek için. Daha fazla artış bekliyor musunuz yılın kalanında? Yoksa büyük ihtimalle sonuna geldik mi? Nasıl görüyorsunuz onu? Valla şimdi bu tabii enflasyona bağlı. Ve burada Merkez Bankası da çok şeffaf bence süreci yürütüyor. Ve diyor ki ben enflasyonla mücadele edeceğim ve elimde hani ne kadar tool varsa da, araç varsa da bunları kullanmaktan çekinmeyeceğim. Şimdi dolayısıyla hani bundan sonra işte Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta Türkiye'deki enflasyon nasıl gerçekleşecek? Bunun tabii önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani Merkez Bankası'nın da tek başına yapabileceği belli bir şey var. Dolayısıyla buna bir bütünsellik içerisinde bakmak lazım. İşte para politikaları, maliye politikaları, regülasyonlar, bankacılık, reel sektör. Yani biz hepimiz sonuç olarak aynı gemideyiz ve birlikte bu sorunu çözmemiz lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla da şu an süreç epey bir koordinasyon içerisinde gidiyor. Bankacılar normalde faiz artışı sevmezler. Çünkü hem aktif pasif yapısından ötürü bu ister istemez marjları daraltır. Fakat son zamanlarda konuştuğum bütün bankacılar bu işten mutlular. Çünkü enflasyona iyi geleceğini düşünüyorlar. Bu bakımdan şeyi sorayım istiyorum azıcık, krediler tarafını. Çünkü 15'e yakın bir kredi büyümesi beklentisi ortalama olarak bankalarda var. Bu yakalanabilir mi sizce? Çünkü faizler biraz yüksek. Merkez Bankası da faizleri indirmeyeceği yönünde devamlı sinyal üretiyor. Nasıl görüyorsunuz banka olarak? Evet, bu demin söylediğiniz o ilk şeyle bir başlamak istiyorum ben de. Gerçekten hani yüksek faiz ortamını bankalar da hiç benimsemiyorlar, sevmiyorlar. Yani şu an herhalde bankacılık sektörü, hele geçen sene de demin de bahsettik, yani o düşük faiz ortamında bayağı bir büyüme yaptı özellikle ikinci çeyrekte ve düşük faizlerden yaptı. Şimdi bugün sektöre baktığınız zaman tabii net faiz marjlarında hakikaten çok bir darboğazdan geçiliyor. Yani hakikaten burada bayağı düşük bir marj söz konusu. Dolayısıyla düşen faiz ortamı
hepimizin sevdiği bir şeydir. Ama fakat bununla birlikte de şunu söylemek istiyorum. Yani biz de kısa vadeli mi bakalım, uzun vadeli mi bakalım. Dolayısıyla burada hepimizin hakikaten elini taşın altına koyup bu konuya destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bankacılar da her zaman konuya orta ve uzun vadeli bakıyorlar. Olması gereken de gerçekten bu. Dolayısıyla bu şeyi hepimiz tabii bir an önce şu enflasyon sıkıntısından kurtulalım istiyoruz. Kötü bir şey yani. Enflasyon dediğiniz aslında işte gelir dağılımı bozuluyor, yatırımlar azalıyor, yatırım yerine finansal yatırımlara gidiliyor. İşte yatırım olmayınca büyüme gelmiyor, büyüme olmayınca istihdam azalıyor falan. Yani dolayısıyla bu büyüme, evet 1.8 büyüdük. Çok güzel. Hani dünyada da ender büyüyen ülkelerden bir tanesiyiz. Hakikaten bu alkışlanacak bir şey. Ama bunu nasıl sürdürülebilir yapabiliriz? Ve cari açık vermeden nasıl yapabiliriz? İşte bütün mesele bu. Dolayısıyla yani hepimiz bunun peşindeyiz. Burada da yani bayağı bir işbirliği içerisinde inşallah iyi yerlere gideceğiz. Ülkenin potansiyeli gerçekten çok. Peki şimdi reel sektör ya da vatandaşlar eminim merak ediyorlar. Kredi maliyetlerinin herkes tabii düşmesini istiyor. Sizin gözünüzden kredi maliyetleri ne zaman aşağıya gelir? Önce bunu sorayım, sonra da kur soracağım size. Evet. Şimdi tabii kredi maliyetleri de bizim biraz para maliyetleriyle çok paralel bir şey. Para maliyetleri de tabii işte politika faizi vesaire bütün hepsi birbiriyle hepsi bağlantılı. Sonunda da olay enflasyona geliyor. Şimdi ben hani zannediyorum ki genel beklenti de öyle. İşte yılın ilk yarısında işte enflasyonla paralel olarak Türkiye'de herhalde faizler yüksek seyredecektir. Biz de mesela mevduata işte ikinci çeyrekte geçtiğimiz sene %7'ler ödüyorduk, 8'ler ödüyorduk, 9'lar ödüyorduk. Şimdi baktığınız zaman 17'ler, 18'ler daha yüksek rakamlar, 19'ları zaman zaman duyduğumuz oluyor. Bunun üzerine de başka maliyetleri koyunca tabii ister istemez kredi maliyetleri de tırmanıyor. Dolayısıyla fakat şunu da söylemem lazım. Geçen sene Türk lirasında aşağı yukarı 700 milyon liranın üzerinde bir büyüme oldu. %43 civarında büyüdü. 700 milyar civarında. Şimdi böyle olunca tabii bayağı da bir likidite var. Bir onun etkisi, bir de yüksek faiz ortamı, talep de az. Yani dolayısıyla 2021'in hani başlarına baktığınız zaman biz TL kredilerde falan şu an bir büyüme görmüyoruz. Birinci yarı yılda zannediyorum bu şekilde devam edecektir. Hani çok önemli bir büyüme beklemiyoruz. Ama inşallah işte enflasyon, faiz belli bir düşme trendine girerse ikinci yarı yılı biraz daha iyi görüyoruz. Peki, dolayısıyla 15'te yakalanırsa aslında ikinci yarıdaki performansla herhalde yakalanacaktır. Dolayısıyla ikinci yere işaret ediyorsunuz. Evet, öyle için. Düşünüyorum. Peki, evet. Kurda epeyce bir dalgalanma yaşadık. İşte 8.30'a kadar gitti, rekor oldu, 8.5 oldu. Kasım'dan sonra geri gelmeye başladı. Şimdi daha sakin gibi görünüyor. Evet. Yani bir seviye sormuyorum ama nasıl tahmin ediyorsunuz yılın kalanında Türk lirası nereye doğru gider sizce? Şimdi tabii hani bir kur tahmini yapmak zor fakat kariyer tabii bitiren sorular bunlar. Evet, tahmin yapmak zor ama şunu söylemek istiyorum. Ben size belki hani kendi bankamda ve sektörde gördüğüm trendleri belki söyleyebilirim. Yani şimdi tabii faizlerde biraz reel faiz biraz artı noktaya gelince kendi paramıza olan güven biraz arttı. Hani bunu çok sevinerek de görüyoruz. Hani geçen sene tabii çok ciddi bir dolarizasyon vardı. Neredeyse 40 milyar dolara yakın bir dolarizasyon gördük ülkede. Neden? İşte Türk lirasına işte faiz olsun, verilen faiz, mevduat faizleri falan yatırımcıları başka noktalara çekti. Şimdi biz burada yavaş yavaş tam ters bir trend görüyoruz ki bundan ötürü de ben çok mutluyum. Yani ben şimdi kendi bankamın rakamlarına baktığım zaman yılbaşından bu yana ki hani biz de büyük çaplı bir bankayız. Dolayısıyla hani piyasayı da temsil ediyoruz diye tahmin ediyorum ve diğer bankalarda da belli bir şey benzer bir şekilde olduğunu görüyorum. Döviz alımları, satımları falan bunlara baktığım zaman satım hele retail tarafa baktığınız zaman hep böyle satış tarafında. Vatandaş perakende. Vatandaş perakende satıyor. Ama kurumlara baktığınız zaman kurumlar aslına bakarsanız onlar da mesela bayağı bir döviz yükümlülüklerini falan bayağı bir azalttılar. 40 milyar dolar civarında azalttılar. Açık pozisyon olarak baktığınız zaman
En yüksek noktayla kıyasladığınız zaman onlar da 60-65 milyar dolar civarında bir iyileşme yaşadılar. Ama buna rağmen yine böyle 150 milyar dolar civarında falan bir açık pozisyon var. Dolayısıyla fırsat buldukça tabii onları bir kapama çabası var. Fakat yine de nette baktığımız zaman yılbaşından bu yana nette TL lehine burada güzel bir trend görüyoruz. Daha başlangıcındayız. Bunun biraz daha devam etmesi lazım. Mevduatın kompozisyonuna baktığınız zaman aşağı yukarı DTH bir ara böyle %56'lara falan çıktı. Şimdi 52'lere geldi. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Türkiye'nin hani geçmiş yıllarına baktığımız zaman Türk lirasına güven olduğu noktalarda biz bunun %29'lara kadar falan gerilediğini gördük. Ben buraya doğru gideceğimizi zannediyorum ama burada biraz sabırlı olmak lazım. Bu politikaların devam etmesi lazım. Burada biraz sabır gerekiyor ama ben trendi iyi görüyorum. Şimdi bunun dışında kurları sordunuz. Dışarıdan mesela para akışlarına falan baktığımız zaman orada da pozitif trend görüyoruz. Yani Kasım ayından bu yana hani toplamda baktı hisse senedi olsun, dips olsun, swaplar olsun. Yani orada ülkeye bir giriş var. Yeterli mi? Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların hala biraz daha ülkemizi test ettiğini düşünüyorum. Çünkü hisse senedi piyasasına bakıyorum. Biz halka açık bir bankayız. Dolayısıyla çok ilişkilerimiz, işte toplantılar falan hani nabzda tuttuğumuzu zannediyorum. Yani bir ara Türkiye'de mesela bu hisse senetlerinin %73'ü. Ben ama maksimum noktayı söylüyorum. Yabancıların elindeydi. Şimdi 43'lerdeyiz. Evet, burada bayağı bir gidecek yolumuz var ama özellikle uzun vadeli yatırımcıların biraz daha Türkiye ve gidişatı kolladığını söyleyebilirim. Fakat oradaki mood değişiyor yani pozitif anlamda değişiyor. Azıcık değişim var ya. Çünkü mutlaka dinleyenler de biliyorlardır ama yani Akbank'a da ben de eski bir banka personeli olarak da mutlaka bütün büyük bankalara yabancı yatırımcılar devamlı olarak gelip giderler. Evet. İlla bir şey almak için değil ama evet, evet. Ne oluyor, ne bitiyor tabii diye. Azıcık yani siz mod değişiyor dediniz ben, ya nedir orada durum? Ben çok iyi görüyorum. Zaten bunu toplantı sayısından anlıyorsunuz. Talepler geliyor. Evet, yani şimdi yavaş yavaş ısınmaya başladıkları zaman hemen bir ne oluyor, ne bitiyor falan. Dolayısıyla bilgi talepleri çok ciddi ölçüde artmış durumda. Ve bunu da açık açık söylüyorlar. Hani beklemede olduklarını da söyleyebilirim. Bu çok pozitif bir şey yani. Çok pozitif bir şey ve ben tabii bu da zaman alacaktır. Birdenbire o 73'lere falan çıkmak yarın olmayacaktır ama hani biz bu güven veren, şeffaf, açık, sade politikalarımızı devam ettirdiğimiz takdirde sonunda oralara geleceğimizi söyleyebilirim. Dipslerde de aynı şekilde. Orada da ta nerelerdeydik? 25'lerden 3'lere indik. Ben vallahi orada da 29'lar falan ben yanılmıyorsam hatırlıyorum. Maksimum gördük evet. 3'e düştük şimdi 6'ya çıktık. Orada da yolumuz var. Ben orada da iyi gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Yani her şey güven, şeffaf, anlaşılabilir politikalar. Yani iyi ilerliyoruz ama biraz sabırlı olacağız. Bu tabii kolay bir yol değil. Yani bir de yeni girdik yola. Tabii yani şimdi bir de Covid ortamı, bir sürü sıkıntılar, ona rağmen yüksek faiz ortamı falan. Hani bunu dengede tutmak da gerçekten bayağı bir maharet istiyor. Yani bu herkes farkında. Ama başka da bir çözümü var mı? Onu da bilemiyorum yani. Biraz orta uzun vadeli düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Peki Hakan Bey, şimdi elini taşın altına sokmaktan bahsettiniz. Geçen sene ciddi bir kredi yaratılması oldu hakikaten bankalar tarafından. Burada kamu bankalarının çok önde olduğunu evet, gördük. Biraz bankacılık görünümü sorayım istiyorum. Hem geçen sene hem bu yılla alakalı. Bu sene mesela özel bankaların birazcık daha öne çıkmasını bekler misiniz? Yani kaynaklar nerelere plase edilir? Biraz bankacılık açısından değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi gerçekten hani geçen sene o %43 büyüme dedik Türk lirasında. Hı hı. Tabii burada şunu söylemem lazım. Kamu bankaları çok önemli bir görev yaptılar. Hakikaten onu hakka vermek lazım ama şunu da söylemek istiyorum. Özel bankalar da aynı şekilde. Yani özel bankalara baktığınız zaman onlar da %30'un üzerinde büyüdü. %30 da çok büyük bir rakam. Dolayısıyla onlar da gerçekten elinden geleni yaptı. Dolayısıyla ben böyle hani kamu özel falan değil hani bankacılık sektörünün toplamı olarak hani bakıyorum. Bence iyi bir test verdiğimizi düşünüyorum.
Ve bütün bu büyümeye rağmen de likiditede hiçbir sorun olmadı. Bugün sermaye yeterlilik rasyosu dediğimiz zaman hala işte %18'ler falan civarındayız falan. Yani finansallar açısından, çünkü başlangıç noktamız da çok iyiydi. Yani hakikaten bankacılık sektörü ülke için bir şeydir yani. Çok çok pozitif noktalardan bir tanesidir. Dolayısıyla ben bir finansallarımızı aynı şekilde koruduğumuzu düşünüyorum. Bir de tabii bu Covid zamanında bir de altyapı, teknoloji ve insan tarafı var. Yani herkes kendi ekosistemini gerçekten ayakta tutabilmek için elinden geleni yaptı diye düşünüyorum. Ve ben hani sektörün bütünü olarak baktığım zaman testi iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi 2021, hani nasıl görüyoruz 2021'i? Tabii demin de kısaca bahsettim. Yani o 2020'de o düşük faizlerden çok hızlı büyümenin tabii şimdi marjlar üzerinde ve karlılık üzerinde bir olumsuz etkisi var. Biz bu olumsuz etkiyi, tabii bu bankadan bankayı değişebilir Gökhan Bey. Ama yani birkaç çeyrek yaşayacağız gibi zannediyorum. Yani birinci çeyrek olsun, ikinci çeyrek olsun, burada düşük marjlarla sektör gidecektir. Ama ondan sonra toparlanacaktır. Neden toparlanacaktır? Bir kere geçen sene verilen kredilerin vadesi gelecektir. O düşük faizlerle verilen kredilerin vadesi gelecektir. Bunun yanı sıra işte geçen sene alınan hazine bonolarının bir kısmının vadesi gelecektir. Dolayısıyla orada o repricing dediğimiz, yeniden fiyatlama dediğimiz aktivite biraz artacaktır ikinci çeyrekten itibaren. Bununla birlikte de tabii biz ikinci yarıya daha iyimser bakıyoruz. Faizler de bir miktar aşağı inerse yavaş yavaş toparlanacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani birinci yarıda biraz daha böyle işte nasıl söyleyeyim, ortalama bir performans, ama ikinci yarıda daha iyi bir performans bankacılık sektöründen bekleyebiliriz diye söyleyebilirim. Bu arada Moody's'den bir son dakika var. AA geçiyor bunu. Türkiye'de devam eden politika değişikliği net bir pozitif kredi unsuru diye belirtmişler. Az önce konuştuğumuzun üstüne işte sanki cevaben gibi olmuş ama. Çok güzel bir şey yani. Önemli. Fitch de zaten görünümü durağına çekmişti negatiften. Uzun süre sonra gelen ilk doğru yönde adım olmuştu, hatırlatalım. Bankacılık sektörünü yine sormaya, konuşmaya devam edelim. Şimdi vatandaşlar da merak ediyorlar. Yani şimdi sorunlu kredilerde bir artış var. Yani aktif tarafı bozuluyor. Çok da kredi yaratıldı. Bunlar acaba ödenebilecek mi? Burada bir sorun yok mu bankalarda diye merak ediyorlar. Ben de size sormuş olayım. Dolayısıyla nasıl görünüyor bankacılığın bu anlamda sağlığı? Şimdi bugün bizim NPL dediğimiz işte takip oranına baktığımız zaman %4'ler civarında gidiyor. Fakat şunu da söylemem lazım. Regülatörümüz BDDK her ülkede olduğu gibi, yani her ülke Covid ile ilgili bir sürü tabii esneklik yarattı. BDDK'nın da tabii haklı olarak bazı esneklikleri oldu ve işte gün sayıları falan biraz uzadı. Yani 90 günde ödenmeyen bir kredi işte takibe geçerken şimdi 180 oldu. Bu zaman içerisinde tekrar 90'a dönecek falan. Fakat bunlar çok önemli etkiler yapabilecek bir şey değil. Yani bu 4 ne olur? 5 olur, 6 olur. Hani öyle beklenildiği kadar hani büyük bir Türkiye'de bir kredi sorunu falan yaşanacağını ben sistematik olarak düşünmüyorum. Yani bunu hakikaten çok net söyleyebilirim. Ve şunu da hani söylemem lazım. Biz kredileri 3'e ayırıyoruz. İşte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Birinci grup hiçbir sorunu olmayan krediler, performansı yüksek krediler. İkinci işte bir yakın bir bakalım, izleyelim falan dediğimiz bir grup var. Üçüncü olarak da artık ödemede zorluk çekmiş işte üçüncü grup artık takip diye düşünebiliriz. Kredileri tabii bu da bankadan bankaya değişebilir ama ben yaklaşık olarak söylüyorum. Hani bir genel bir fikir verme açısından %80'i zaten hiç sorunsuzdur Türkiye'de. İkinci grup o izleme dediğimiz %15'ler civarındadır. Üçüncü grup dediğimizde %5'ler civarındadır. Bu ikinci grup %15 dediğimiz her kredi böyle üçüncü gruba dönecek falan böyle bir şey de yok. Yani onun da yaklaşık olarak istatistiki olarak geçmişe baktığımız zaman %20'si zaten üçüncü grup kredi oluyor. Dolayısıyla bu dağılımda ben büyük bir problem görmüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bundan birkaç sene önce bankacılık sektörü olarak bu UFRS 9 diye bir sisteme geçtik. Bunun çok
önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eskiden ne olurdu? Bir kredi kanuni takibe düştüğü zaman bankaların işte kar zarar falan hakikaten çok etkilenirdi. Neden? O zamana kadar bir karşılık olmamış, bir şey olmamış. Birdenbire sizin karlılığınız üzerinde önemli bir etkisi olurdu. Bu UFRS 9 ile birlikte bankaların içerisinde böyle modeller çalışmaya başladı. Algoritmalar çalışmaya başladı. Bir radar düşünün. Bankanın içerisinde o radar sürekli olarak çalışıyor. Ve işte hangi kredi kötü olur, hangisi işte iyi gider falan. Tabii onun içerisinde de bazı varsayımlar koyuyorsunuz. İşte işsizlik şu olacak, enflasyon bu olacak, büyüme bu olacak falan. Oradaki sizin algoritmalarda size bir rakam söylüyor. Ve bunun sonucunda da bankalar daha kredilerde hiçbir sorun olmadan karşılık ayırmaya başladılar. Şimdi dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bankacılık sektöründe o %4 dediğim şey 5 de olsa 6 da olsa eğer bu UFRS 9 doğru çalıştıysa ki ben sektörde bunun genelde doğru çalıştığına inanıyorum. Zaten bankaların rakamlarına baktığınız zaman göreceksiniz. Yani ben hani kendimden örnek vereyim. Hani 2018, 19, 20, 20 milyarın üzerinde biz karşılık ayırmışız. Serbest karşılık falan hariç bir de onun üzerine serbest karşılıklarımızı koy. Büyük bir rakam bu. Dolayısıyla burada bir kredilerde bir şey olsa dahi hani 1-2 puanlık bir artış olsa dahi ben bankaların gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyebilirim. Yani bu konuda bir sorun görmüyorum. Tabii herkes kendi ekosistemini korumakla ilgili bu Covid zamanında tabii çok duyarlı oldu. Yani her banka için en kıymetli şey nedir? Her kurum için müşterisi. Dolayısıyla gerçekten müthiş bir yardımcı olma çabası oldu. Bazı krediler işte yeniden yapılandırıldı, ötelendirildi. Şimdi ben tabii hani bütün sektörün rakamını söyleyemeyeceğim ama kendimle ilgili söyleyeyim. Yani biz de kendi kredilerimizin %80'ini mesela öteledik. Ama siz bana derseniz ki ya Hakan ne oldu şimdi bu ötelediğiniz krediler? Onun zaten çok önemli bir miktarı %30'u falan zaten zamanında ödendi. Şimdi geriye kaldı %70'i. O 70'iyle ilgili de şunu söyleyebilirim. %80'inde hiçbir problem yok. %10'u yeniden yapılandırıldı ve %10'u da belki işte biraz daha belki sıkıntılı bir duruma düşebilir. Ama bankanın toplam portföy içerisinde baktığınız zaman bu yekün gerçekten teşkil etmiyor. Yani şöyle ya ben hani kendi halka açık olduğumuz için hani bu yani gizli saklı bir bilgi değil. Yani herkese aynı şeyi söylüyoruz. Burada takip oranından daha çok kredi maliyeti. Şimdi geçtiğimiz senelerde işte böyle 250-300'e yaklaşan kredi maliyetimiz oldu. Bas puan olarak konuşuyorum. Yani bizim bu seneki guidance'ımız, yatırımcılara söylediğimiz 200'ün altına düşeceğiz diyoruz ki hani karlılığı artırıyor işte. Tabii çok. Orada her 10 bas puan orada her 10 bas puanın bu ROI üzerindeki etkisi yaklaşık 40 bas puandır. Yani dolayısıyla çok önemli bir şey. Dolayısıyla 1 tam puansa 4 tam puan evet. Etki bekliyorsunuz. Dolayısıyla hani bankacılık sektöründe muhtemelen şöyle bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani birinci yarı yılda marjlar düşecek. Büyüme belki azalacak. Ama hani bu UFRS'deki ödevini iyi yapan bankalarda kredi maliyetleri azalmaya başlayacağı için oradaki gelir eksikliğinin bir kısmı muhtemelen buradaki kredi maliyetleriyle kompanse edilecek diye tahmin ediyorum. Peki bunların finansmanı dediniz, sendikasyon var. Evet. Onunla ilgili haberler de çıktı. Geçmişti. Oradaki evet. Son durumu öğrenir mi? Yani maliyet mi düşecek? Nasıl bakıyorsun sendikasyon? Şimdi tabii burada Akbank'ın da sendikasyonlarda şöyle bir şey var. Genellikle hep böyle biz nedense öyle rastlıyor. Geçtiğimiz senelerde de öyle oldu falan. Hep böyle hani sıkıntılı durumlarda acaba ne olacak? Hani Akbank yenileyebilecek mi falan? Hani çok şükür şu an zaten hiç öyle bir şey yok. Ama şu an biz kendimize de şöyle bir görev edindik. Maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Yani şimdi çok şükür hani bankacılık sektörü demin de konuştuk gayet iyi likidite, hele YP likidite falan yani hakikaten istemediğimiz kadar var. Yani bizim işte yani birçok banka öyle hani ben kendi bankamı söylüyorum hani met etmek için değil de genelde aşağı yukarı herkes benzer noktalarda bizim YP'deki kredi mevduat oranımız
%50-55'lerde sektörde de 60 falan. Yani dolayısıyla bol likidite olduğu için dolayısıyla biz de burada biraz maliyetleri aşağı çekmeye çalışıyoruz. Ve son sendikasyon oranla bir aşağı yukarı bir 40 bas puan falan aşağı çekeceğiz. Ve bunun sektörün tümüne yansıdığını düşündüğünüz zaman tabii bu çok iyi bir şey yani. Yaklaşık 12 milyar falan olması lazım dolar Türkiye'deki toplam sendikasyon. Yani onun aşağı yukarı 40 bas puan aşağı düştüğünü düşünecek olursanız ülke adına güzel bir şey. Onu yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi ya bilanço tarafını konuştuk, bankacılığı konuştuk. Bir yandan da bunu bir iş olarak gördüğümüzde işin dönüşüm hikayesi var ve hakikaten çok garip bir zamandayız. Yani bir yandan teknoloji çok hızlı kendini dayatıyor. Bir yandan Covid'den ötürü bazı olmaz dediğimiz şeyler oldu. Çalışma biçimleri değişiyor ve belli ki bir kısmı kalıcı olacak. Şimdi sizin de burada göze çarpan açıklamalarınız da var banka olarak. O yüzden biraz sorayım istiyorum. Öncelikle sektörün dönüşümü anlamında bu uzaktan müşteri edinimi çok önemli gibi duruyor. Biraz ertelendi Mayıs'a falan ama sonuçta geliyor. Bunu nasıl karşıladınız banka olarak? Yani hakikaten büyük bir katkısı olur mu bankacılığa ya da müşteri tarafına? Önce oradan başlayalım istiyorum. Şimdi bir kere ben bu uzaktan müşteri edinim konusunu gerçekten hani bankacılık sektörü adına çok önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Onu söylemem lazım. Hatta ondan önce, ondan sonra bile diyebiliriz biraz olayları egzajere edecek olursak. Gerçekten bunun kritik olduğunu düşünüyorum. Bir kere şunu da söylemem lazım. Yani bizim gerçekten düzenleyici otoritelerimiz, hani bu konularda da çok hakikaten burada hakkı vermek lazım, vermemiz lazım. Çok hakikaten vizyoner şeyler yapmaya başladılar. Yani bankaların önlerine de hani bu konuda açmaya başladılar ki bu zaten gerekli. Yani bugün yurt dışına Türk bankacılık sistemi biliyorsunuz teknoloji kullanımında, yenilikçilikte falan gerçekten parmakla gösterilebilecek dünyadaki şeylerden bir tanesidir. Ülkelerden bir tanesidir. Hep biz örnek alınırız. Birçok yerde işte bir sürü ödüllerimiz olur falan. Dolayısıyla bu konuyu da gerçekten çok kritik görüyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Yani biz bugüne kadar dijitalde tabii çok süper işler yaptık. Hele Covid'de tabii bizim bile tahminimizin çok üzerinde şeyler oldu. Çünkü müşteride de inanılmaz bir dönüşüm var Gökhan Bey. Yani işte ne bileyim temassız ödemeler. Ya birdenbire Türkiye'de temassız ödemeler %50'ye çıktı. Yani posta yapılan alımların %50'si temassız olarak gerçekleşiyor. Ve mobil bankacılık dediğiniz aynı şekilde işlem adetleri falan korkunç bir şekilde arttı. Bizim yatırım hizmetleri iki misli oldu. Fakat bugüne kadar bunu hep kendi müşterilerimize yapıyorduk. Şimdi tabii tüketici açısından da bence çok iyi bir şey. Bundan en fazla menfaat elde edecek de aslına bakarsanız tüketici. Çünkü bir bankadan bir bankaya, öbür bankaya geçmek için illaki onun şubesine git. Açık saati bekle. Islak imzayı at. Kağıtla uğraş falan böyle bir şey yok. Yani artık şubeye gitmeden, ıslak imza olmadan, kağıtsız, istediğin zaman, İstediğin yerde işine geliyorsa bir yerden bir yere geçebiliyorsun. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve ben burada müşterilerin, tüketicilerin büyük menfaatine bir uygulama olacağını düşünüyorum. İkinci olarak söylemek istediğim şey kapsayıcılık. Şimdi bu da çok kritik bir konu. Yani biz ne istiyoruz? Yani ülke daha çok zenginleşsin. Değil mi? İşte bugün baktığınız zaman banka müşterisi olan ve olmayan %60'ı banka müşterisi, %40'ı değil nüfusun. Hani yaşı tuttuğu halde değil. Yani dolayısıyla burada kapsayıcılık da bir şekilde artacaktır. Bugün işte hane halkı tasarruflarının milli geliri oranına bakın. İşte kredilerin bakın, sigortaya bakın, yatırım ürünlerine bakın, hepsine bakın. Burada Türkiye'nin önünde çok kullanılmayan büyük bir potansiyel vardır. Ve bu işler ne kadar böyle pratik hale gelirse,
ne kadar tüketici lehine de daha rekabetçi bir noktaya gelirse tabii burada çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani bankalar tabii rekabet belki biraz daha artacak olabilir, marjlar biraz daha düşecek olabilir ama hacimler artacak, kapsayıcılık artacak ve dolayısıyla ben iyi görüyorum. Yani bunu zaten yapmak zorundayız. Bakın yurt dışına bakın, neobanklar var, fintechler var, bigtechler var. İşler değişiyor yani. Biz de bu trende gecikmeden ayak uydurmak durumundayız diye düşünüyorum. Bankalar teknoloji şirketi oluyor bir yandan. Şimdi işin dönüşümünü de sorayım istiyorum. Çünkü insanlar gördüler ki artık değişim bir şekilde kapıya dayandı. Dijitalleşme falan diye konuşurken bunun realize olduğunu, herkes tarafından kanıksandığını, içselleştirildiğini gördük. Bir zaten bahsettik ama belki azıcık değinirsiniz. Yani bu dijitalleşme bankacılıkta hakikaten altı dolmayan bir şey miydi yoksa tam gaz mı gidiyor? Burada tabii sektör çalışanları yani onlar da merak ediyorlar. Acaba bu dijitalleşme falan dedikleri bizi işten çıkarmak için bir Ali Cengiz oyunu mudur diye şubeleri kapatmak için falan. Ne olacak oradaki personel politikası, uzaktan çalışma, dijitalleşme hepsi aynı konu olduğu için birlikte sorayım istedim size. Teşekkür ederim. Yani bana çok güzel bir soru sordunuz. Hani bunu konuşmasaydık hakikaten önemli bir kısım açıkta kalacaktı. Yani biz her zaman teknolojiyi insanla birlikte düşünüyoruz. Hem kendi iç politikalarımızda hem bankanın stratejilerinde hep dışarıya baktığımız zaman müşteri odaklı, içeride baktığımız zaman bizim bankanın geleceğinin iki tane temel üzerine oturacağını düşünüyoruz. Bir tanesi altyapı tarafı, teknoloji tarafı, ikinci tarafta insan tarafı. Şimdi tabii bazı gerçekler var. Şimdi o da nedir? Yani dünya değişiyor, müşteri değişiyor, biz de değişiyoruz. Dolayısıyla bizim iş yapış biçimlerimizin de ona paralel hızla değişmesi gerekiyor. Ve biz bunu yani yeni değil, bu Covid'le falan başlamış olan bir şey değil. Yani biz bundan aşağı yukarı 8-10 sene önce işte yani zaten değişimi, transformasyonu seven bir yönetim. Benim arkadaşlarım da gerçekten hani iyi bir ekibiz, vizyoner. Sürekli bir şeyler oluyor ve burada yönetime, bizlere de büyük bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Yani bankayı değiştir, en iyi teknolojileri koy fakat çalışanın için bir şey yapma. Şimdi bu çok yanlış olur. Yani dolayısıyla ben sadece bunu banka için söylemiyorum. Bütün şirketler için de söylüyorum. Yani bence üst yönetimlerin en önemli görevlerinden bir tanesi de kendi çalışanını yeni dünyaya, yeni teknolojilere adapte edebilmek. Yani bundan aşağı yukarı herhalde bir 5-6 sene olmuştur. Kişi bazlı eğitimler başladı bizde. Hakan'ın ne eksiği var? Gökhan'ın ne eksiği var? Kişi bazlı yani bu olacak bir şey değil yani. 12 bin kişilik bir bankada bunu yapabilmek gerçekten hani affedersiniz deli işi gibi bir şey. Ama buna başladık. Ve dolayısıyla bizim çalışan sayımıza falan baktığınız zaman öyle bir değişiklik yok. Aşağı yukarı son birkaç senedir aşağı yukarı benzer. Tabii emekli olan arkadaşımız falan tabii ki oluyor ama benzer noktalardayız. Ama iş yapış biçimimiz değişti. Yani artık işlemler falan artık elle falan yapılmıyor. Makine zaten müşteri istemiyor böyle bir şey. Yani biz bu şeyi değişimi biz şey yapmıyoruz ki. Talep de bu doğrultuda. Ama dediğin gibi yani çalışanımız çok daha katma değerli işlere döndü. Çok daha böyle müşteri ilişkisine döndü. İşte Gökhan Bey neye ihtiyacınız var? İşte şu şöyle mi? Siz bir kere daha iyi tanımak için, sizinle daha kaliteli zaman geçirebilmek için şimdi bir zaman yarattık biz. Ek bir verimlilik yarattık. Sizinle artık daha böyle iyi konuşabiliyoruz. Böyle işte para yatır çek falan değil de sizinle oturuyoruz, sizi anlamaya çalışıyoruz. Varlıklarınız, sizin işte risk anlayışınız, nasıl bir yatırım şeyiniz var? Orası mı burası mı ne de rahat edersiniz bir şeye kredi ihtiyacınız var mı vesaire artık hani size daha iyi bir hizmet verebilecek bir banka yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu da bir eğitim meselesi tabii ki yani eskiden basitti işler gittikçe daha sofistike oluyor. Şunu da söylemek istiyorum yani öyle bir noktaya geliyor ki artık kurumlar dünyada da bu trendler başladı. Mesela biz Gençlik Akademisi diye bir şey başlattık Akbank Gençlik Akademisi. Şimdi düşünüyoruz ki yani artık bu ESG konuları falan belki sürdürülebilirlik. Şimdi bunu da mesela onun bir parçası olarak görüyoruz biz. Şimdi Akbank bu kadar yatırım yapıyorsa kendine teknoloji, siber güvenlik,
ileri analitik, tasarım odaklı düşünme, banka içerisinde acayip bir değişim var. Dolayısıyla biz de diyoruz ki ya bu sadece bankanın içerisinde kalmasın, biz bunları dışarıda açalım. Dolayısıyla bu ülke için de faydalı bir şey. Mesela bu sene arkadaş, çünkü bunlar zaten birçok dijital ortamda oluyor. Ne kadar hayrımız dokunursa o kadar iyi. 15 bin genç mesela, bunun Akbank'la falan alakası yok. Şimdi biz kendi kurslarımızı dışarı açtık bazı ortaklarımızla. Bu söylediğim konularda. Bunlar Türkiye'nin geleceği açısından da. Hani demin diyorduk ya, Türkiye nasıl büyür, enflasyonu üretmeden cari açık, ihracat nasıl katma değerli olur falan. Ya dolayısıyla bunlar hepsi bir bütün. Yani bunu biz yapıyoruz. Başka kurumlar da eminim aynı şekilde bunları ya. Yani dolayısıyla bu böyle bir aynı gemide izliyorum ya, ekosistem. Dolayısıyla bunların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye bunu bankacılık değişimi olarak gerçekten görmemek lazım. Yani her kurumun aynı şekilde eminim vizyoner kurumların benzer şeyleri yaptığını düşünüyorum. Hakan Bey, bir dakikamız kaldı, tamamlamak istiyoruz. Bu ESG dediniz ya, yani işte bu dönüşümler, sosyal işte vesaire, çevreci, bu çok konuşuluyor filan ama mesela bankacılıkta bu sürdürülebilirlik deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani bankacılık, bankacılık. Sürdürülebilirlikle ne ilgisi var? Azıcık açalım mı onu? Yani? Tabii tabii. Şimdi bakın, bu konu bir ara çok önemliydi. Sonra işte dünyada işte politik gelişmeler, Amerika'da işte oradaki biliyorsunuz bir önceki dönem falan, onunla birlikte biraz böyle bir hafif soğudu gibi. Ama tekrar bu Covid'le birlikte hakikaten insanlar gördüler ki bizden sonraki jenerasyonlara biz hakikaten yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bunu yapmamak zaten sorumsuzluk. Çocuklarımız, torunlarımız bunu hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konu daha işlenir noktaya geldi. Ve ben inanıyorum ki bu öyle bir noktaya gelecek ki zaten bunları yapmazsanız zaten bir şekilde dışlanacaksınız. Kredi bulmada dışlanacaksınız, başka şeylerde dışlanacaksınız. Mesela sendikasyonu demin bana sordunuz. Ben orada söylemeyi unuttum. Biz mesela bu sendikasyondan aldığımız parayı daha böyle sürdürülebilirlik alanında kullanacağımız için mesela orada hatırımda kaldığı kadarıyla bir 3 bas puanlık falan mesela bir düşüş yaşayacağız. Bir tatlandırıcı var. Bir tatlandırıcı var. Neden? Yani daha sürdürülebilir bir dünyaya gitmek istiyoruz. İşte kredileri artık oraya vermek istiyoruz. İşte çevre kirliliği, bunlara dikkat etmek istiyoruz. Aslında biz 4 tane şeye ayırdık. İşte bir sürdürülebilir finansman dedik. Bir insan ve toplum tarafımız var. Bir ekosistem yönetimimiz var. Bir de iklim değişikliği var. Şimdi bunları söylemek kolay. Söylemek kolay. Fakat kendinize bu konuda hedef koyup taahhüt etmeniz bu ayrı bir konu. Biz nasıl, ben yatırımcıya gidiyorum işte öz kaynak karlılığı şudur, bu budur, bu kadar büyüdük, şu şöyle hesap veriyoruz. Bu ESG tarafında da bu hesap verilebilirlik önemli bir noktaya geldi. Yani biz mesela 2030 hedeflerini açıkladık. Şimdi hangi sene? 9 sene sonrasının hedeflerini açıkladık. Arada da kendimize mesela bir hedef koyduk. Dedik ki 2025'e kadar karbon nötr bir kurum olacağız biz. Salınımımız kadar tam tersine katkıda da bulunacağız ve nötr olacağız. İşte kredi hedefleri koyduk, sürdürülebilirlikle ilgili. İşte yine böyle sürdürülebilirlik bünyesinde dışarıdan alacağımız kredi miktarlarını şey yaptık. Yani aynen bankanın nasıl bir ROI hedefi var, işte büyüme hedefi var vesaire. Bir de bu ESG hedeflerini koyduk. Bu olacak yani, bu kaçınılmaz. Peki Hakan Bey, çok teşekkürler verdiğiniz yanıtlar için. Akbank CEO'su Hakan Yubaşkı ile dinledik. Hem işin dönüşümünü konuştuk hem de biraz bankacılığın bugününü konuştuk. Hakikaten bunlar aslında birbiriyle müsemma. Kolay işler değil, zor bir zamandı. Zor bir zamanda işi yönetmek için de bu bakımdan sizi dinlemek değerliydi. Çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, iş hayatı değişiyor. Uzaktan çalışmalar, her şey. Yani bu sadece bankacılık değil. Bu dönüşüm, değişim gerekli. Hakan Bey, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Biz de özel yayının sonuna geldik. Kısa aranın ardından Güzem Yılmaz'la birlikte Fokus sizlerle beraber olacak.